Müslüman değilim. Türkiye'de doğmuş, farklı kökenlere sahip bir adamım. Yani anlayacağınız dilde gayrimüslimim. Ama askerliğimi bu ülkede yapacak kadar da Türk vatandaşıyım. Neyse, bunlar sadece cin peri mevzularına uzak bir adamım. Bunları anlattım çünkü bizim inancımızda cin olgusu biraz daha farklı ve İslam'dakiyle pek örtüştüğü söylenemez. İnananlara saygısızlık etmek istemem. En nihayetinde dini konular hassas konulardır. Dalga geçilmesi de hoş değildir. Ama bu cinler, periler inancı bana birazcık karikatür gelirdi. Ta ki askere gidene kadar. Antalya'da çaycı olarak yaptım askerliğimi. Kendi adıma şunu söyleyebilirim ki keyifli ve bir o kadar da ilginç günler geçirdim. Gördüğüm insanlar beni dehşete düşürüyorlardı. Yanlış anlamayın, burjuva değilim. Havyar yiyip etrafta kahkahalar saçan bir hayatım olmadı. Proyu içine çekmeye çalışacak kadar da sığır bir adamım. Amacım kimseyi küçümsemek de değil. Zaten beni tanıyanlar da bunu çok iyi bilir. Ama doğma büyüme İstanbulluyum. Üniversite yıllarımda deplasman adı altında birçok yere gittim. Ama böyle insanlarla karşılaşmadım. Birlikte çaycı olduğum için herkesi tanıyorum. Herkesle konuşan bir yapım var. Hemen kaynaşırım. Mesela banka kuyruğunda kesin birisiyle tanışırım. Ayrıca çok da meraklı bir insanım. Her şeyi merak ederim. Hüseyin, gerçek ismi değil. Bu asker hep tek takılırdı. En sevmediğim özelliği insanların gözünün içine bakması ve bu yüzden her yeni gelen ayar oluyordu ona. Yaklaşık 1,75 boylarında, ince ama kalın bilekli, yuvarlak bir yüz hatlarına sahip, kalın kaşlı, garip siyah gözlere sahip bir adam Hüseyin. Millete de sorardım, bu herif ne ayak beyler, ne nöbet tutuyor, ne de içtimaya katılıyor ve de RDM'den çıkmıyor. RDM, psikolojik servis beyler. Sorduğum adamların verdiği cevaplar da beni pek tatmin etmedi. Aman efendim, çocuk kendi kendine konuşuyormuş da akşamları bağırarak uyanıyormuş. Uyku problemi varmış. Bir gün hazır kıtadan çocuklar bununla dalga geçmişler. Gelsin de cinlerin seni kurtarsın demişler. Bu da oğlum gidin başımdan demiş. Sonra dalga geçen çocuklardan bir tanesine bir şey olmuş. Bu hikayeyi bana anlatan çocuk birliğe boyacı olarak alınan askerdi. Komutan buna oğlum hiç boyayla uğraştın mı? Malzemeleri tanır mısın dediğinde tanırım komutanım 4 sene tinercilik yaptım diyen bir gevşek. Herif makbuza şafak yazan bir sığır. Bu hikayeyi yarım kulakla dinledim zaten. Benim inancıma göre çok saçma bir hikaye. Anlatan da bu adam olunca inanmadım tabii. Akşam koğuşa geç çıktım. Dişlerimi fırçaladım. Yatağa girdim. Saat 1 civarı falandı. Uyku problemi çekiyordum ben de. Annemi düşünüyorum ara sıra. Çünkü ben babamı kaybettiğim için annem bize çok düşkündür ve genel olarak çok bağlı bir aileyiz. Biliyorum ki Antalya'da askerlik yapsam bile annem çok huzursuz. Aklıma geldi birden. Keyfim kaçtı. Gideyim de bir sigara yakayım. İndim yataktan. Tuvalete doğru yol alıyordum. Bir baktım bu bahsettiğim Hüseyin tuvaletin girişinde. Sigara uzattım. İçer misin kardeş dedim. Aldı sigarayı. Herkes uyurken ben de çocukla muhabbete başladım. Nerelisin, ne iş yaparsın, şafak kaç. Herifle konuşuyordum. Adamın gözleri beni içine çekiyor sanki. Ama bu benden kaynaklanan bir durum. Mesela ben bir kızdan hoşlanayım, gözlerinin içine bakamam. Etkilenirim yani. Bu bana özel bir durum. Hüseyin'e dedim, kardeş seni hep görüyorum. Uyku problemin mi var senin de? Evet abi, ben de uyuyamıyorum falan dedi. Bu yüzden uyku hapı veriyorlar bana. Sabahları da içtimaya gelemiyorum. Onun için dedi. Hayırdır derdin mi var kardeş dedim. Evden uzak olmaktan büyük dert mi var abi dedi. Haklısın dedim. Ben diğer kısa dönemler gibi değilim. Gel arada çayımı iç. Biliyor musun ben çaycıyım. Biliyorum abi dedi. Deli çaycı diyorlar sana diye de ekledi. Bugün yaptığın hareketi çok takdir ettim. O herif karısını dövüyor dedi. Bahsettiği herif de Azteğmen. O gün beni başka biriyle karıştırıp şınav çekmemi istedi. Yaptığının mallık olduğunu anladı. Ama ben şınav çekmeyince bozuldu. O kadar askerin önünde bayağı bir tartıştık. Nereden biliyorsun karısını dövdüğünü dedim. Abi ne bileyim askerler konuşuyor işte dedi.
Tam istediğim ortam olmuştu. Makaraya da girdik. Dedikodu da başladı. Artık elimden kaçamazdı. Ben yatıyorum Hüseyin dedim. Yarın gel çayımı iç. Memnun oldum dedim. Ertesi gün oldu. Ben de çay ocağında duruyordum. Telefon çaldı. Ahmet, gerçek ismi değil. Ahmet Assubay 4 tane kahve istedi. Emredersin komutanım dedim. Kahveleri yapıp odasına götürdüm. 3 tane bayan memur vardı odasında. Benim götürdüğüm fincanlardan biri ise çiçekliydi. Bunun üzerine lokum gibi adam olan Ahmet Assubay bu kadar bayanın arasında çiçek ben olayım bari. Onun için çiçekli fincanı bana ver dedi. Tabii komutanım dedim. Verdim çıktım. Bu konuşmayı da kimseyle paylaşmadım. Ayrıca o odayı bırakın binaya çaycı ve temizlikçiden başka hiçbir asker giremez. Aşağıya indim. 10 dakika sonra Hüseyin geldi. Gel otur, çay içelim dedim. Oturdu. Öyle konuşurken Ahmet Assubay fincanları yollamış başka bir askerden. Fincanları bırakıp gitti. O sırada Hüseyin de şeker alırken kahvelere gözünü dikti. Derken birini eline aldı, gülümsedi. Ne olduysa, bakar mısın kahve falına dedim. Eh falan dedi. Abi dedi, yolu çok açık. Ne temiz kalpli adammış dedi. Kimin fincanı lan o dedim. Ahmet Assubay'ın dedi. Evet, elindeki çiçekli fincandı. Bu kadar tırstığımı ve şaşırdığımı hatırlamıyorum. Nasıl onun fincanı olduğunu bildi? Bana uzak olan bir durum bu. Mantıklı bir açıklaması olduğunu da düşünmüyorum. Bana bunu biri anlatsa inanır mıydım? İnanmazdım tabii ki. İnancı olanlar inanır. Hüseyin, bana da baksana dedim. Bakarım abi ama yarın bakayım dedi. Tamam dedim. Paşa gönlün bilir. Nereden bilmiş olabilir ki? Odaya girmediği kesindi. Akşam yemeğini beraber yedik. Bayağı bir kaynaştık. Zaten övünmek gibi olmasın. Benimle geçinemeyen adam kimseyle geçinemez. Akşam koğuşa geldim. Bayağı bir muhabbet ettik. Yarın bakıyorsun fala dedim. Bakarım abi. Ayıp ediyorsun. Ama kimseye söyleme dedi. Yok dedim. Öğlen arası ikimize de birer kahve yaptım. Muhabbet eşliğinde içtik ve kahve falıma baktı. 4 tane beddua almışsın ki bu demek ki başından 4 tane kötü olay geçecek. Ama yaptığın 3 iyilik 3 kötülüğü silmiş dedi. Tabi bu laftan sonra ben birlikteki bütün garibanlara yardımcı olmaya başladım. Bir tane kötü olay geçecek başından dedi. Nasıl bir kötülük dedim. Onun için tasa bakmam lazım dedi. Tas ne lan dedim. Tasın içine su koyuyorsun. Oradan görüyorum dedi. Ama rahat bırakmıyorlar. Kimler dedim. Abi dediğim gibi çok kötü de olabilir, normal bir olay da olabilir. Abimden, annemden ve kuzenimden bahsetti. Sen bunun içinde mi görüyorsun bu kadar şeyi dedim. Güldü. İleride evlenince eve içip gitme dedi. Hanımla sorun yaşarsın. Dozunda iç abi dedi. Daha ortada karı yok kız yok. Böyle şeyler anlattı bana. Bana fal baktıktan sonra aradan bir zaman geçti. Yanılmıyorsam yaklaşık bir saat falan. Bundan bir saat sonra Ceyhun, gerçek ismi değil, Ceyhun adlı çocuk yanıma geldi. Sen Hüseyin'e ne yaptın dedi. Bir şey yapmadım dedim. Abi herif ağlıyor. Nasıl, nerede dedim. Abi dedi dışarıda köşede. Gittim. Herif harbiden ağlıyor. Yapıştım yakasına. Hüseyin, iyi güzel fal baktın da şu kötü şey ne, onu da anlat bana dedim. Her şeye hazırlıklı olayım. Abi yok bir şey dedi. Niye bu haldesin dedim. Abi lütfen yalnız bırak beni dedi. İyi dedim gittim. Abartmıyorum. 2 paket sigara içtim. Akşam koğuşa çıkana kadar evi, sevdiklerimi falan aradım. Akşam koğuşta çektim bir kenara konuştum. Anlat bakalım dedim. Anlatmadı. Ama birini daralttım mı affetmem. En sonunda fal baktıktan sonra bu oluyor dedi. Rahat bırakmazlar dedi. Kimler dedim. Cinleri varmış bunun. Rahat bırakmazlarmış. Nasıl bir şey bunlar dedim. Abi o kadar güzel ki bir tanesi. Görsen aşık olursun. Mesela o peri diyordu. Peri tanımını ilk defa duyuyorum. Akşam bunlar yüzünden uyuyamadığı için uyku hapı veriyorlarmış. Nöbetten falan düşmüşler herifi zaten. Öyle bir adam ki RDM'deki psikolog kadına fal bakıyor. Düşünün yani gerisini. Kadın güya bunu tedavi edecek. Cumartesi günü gelmişti. Çarşı iznine çıkacaktık. Sevdiğim uzun dönem çocuklara kahvaltı ısmarladım o gün. Yani bana fal baktığı gün. İyiliğin kötülüğü silmesi gibi anlattığı şey beni çok etkilemişti. Gerçi bu kahvaltıyı ısmarlama olayı önceden planlanmış bir olaydı. Kahvaltıyı yaptık ettik.
Yavaş yavaş herkes masadan kalktı. Ben, iki kısa dönem arkadaş ve Hüseyin masada kalmıştı. Kahvaltı yaptığımız yerde tipik menemenciydi. Antalya'yı bilenler için söylüyorum, Merkez Komutanlığı'nın tam karşısındaki menemenci. Ucuz yer ve çok güzel. Hani yemek ısmarladım şekli yapmıyorum. Ucuz yer zaten. Hüseyin'in yanındaki masaya bir kadın oturdu. Yaklaşık 10 dakika sonra fal bakan kadınlardan biri "Abla, el falına bakayım mı?" deyip kadına yanaştı. Kadın da "Bak bakalım" dedi. Falcı kadın bir şeyler anlatmaya başladı. O esnada Hüseyin araya girdi ve "Yalan söylüyorsun" dedi falcıya. Falına bakılan kadın da "Nereden anladın?" dedi. "Mesleğin o değil ki" dedi. "Peki mesleğim ne benim?" dedi falına bakılan kadın. Hüseyin "Hayat kadını" deyip aniden ağzını kapadı. Ağzından kaçırmıştı resmen. Kadın şok oldu. "Bana fal bakar mısın?" dedi. "Parası neyse veririm" dedi Hüseyin, "kusura bakma" deyip uzaklaştı. Son birkaç gündeki en ibret verici durumlardan birini yaşıyordum. Ama bu sefer şahitlerim de vardı. Belki de genel eve gitmiştir. O kadınla daha önceden karşılaşmıştır. Birliğe döndüm ve bu olayları çay ocağındaki arkadaşla paylaştım. "Sen de böyle şeylere inanıyorsan bitmiş bu ülke" dedi. "Cahille cahil oluyorsun. Bir de benle gelip siyaset tartışıyorsun" dedi. Bu adamla hep siyasi kavgalar yapardık. Askerliği böyleydim. Ve ben buna sürekli "Abi okul okumuşsun ama çok cahilsin" diyordum. Şimdi düştüğümüz duruma bak. Neyse, bir yandan da bir yığın olay oluyordu. İçinde bulunduğum durumu kimseye de anlatamıyordum. Kantindeki arkadaşa "Vallahi gerçek desem de bir yandan da haklı adam, saçma hikayeler zinciri, bana da baksın o zaman" dedi. "Söylerim abi" dedim. Gurur meselesi yapmıştım. İnsanların sizi salak yerine koyması çok kötü bir durum. En nihayetinde ben inandım ama etrafımdakiler de inansın istiyorum. Neyse, gittim Hüseyin'e söyledim. Hüseyin geldi. Şefik. Gerçek ismi değil. Şefik isimli kantindeki ortağım bununla dalga geçti resmen. "Ya" dedi, "benim karım da var. Onun falına da bakabilir misin?" dedi. "Ben onu çok merak ediyorum" dedi. "Bakarım abi" diye cevap verdi. Hüseyin "Onun yerine niyet etmen yeterli" dedi. Ondan sonra kahveler yapıldı, içildi ve Hüseyin fala bakmaya başladı. İlk lafı "Abi, hanımın da senin gibi." Şefik "Nasıl yani?" dedi. "Gözler kapalı ama uyumuyor" dedi. "Kalpleriniz karşılıklı." Meğer Şefik de uyumazmış. Ölü gibi yatar ama hanımını ve 6 aylık çocuğunu düşünürmüş. Tipik asker kafası işte. Sonra Şefik'e erkek çocuğu olduğunu söyledi. Şefik çok şaşırdı. Çünkü Şefik bu kadar ayrıntıyı bana bile anlatmamıştı. Ama doğru çıkmıştı. "Ben de gördüm mü lan" dedim. Ben Hüseyin'le samimi oldum. Belki inanmayacaksınız ama herif birine bakıyor ve genel hatlarıyla onun karakterini ve önündeki yolu söylüyor. Hatta birlikte bir çocuk için nişan atacak abi demişti. Çocuk askerdeyken izne gitti geldi. Geldiğinde ise nişan atmıştı. Askerliğim bittiğinde Hüseyin'le görüşmek istedim. Bana verdiği numarasını aradım. Fakat kullanılmıyordu. Bir daha haber alamadım ondan. Bu da her zaman hatırlayacağım bir anı olarak kaldı. Hikaye bu kadar. Sizlerin de buna benzer hikayeleriniz varsa Facebook ve Instagram adreslerinden bana ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha geniş kitlelere ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşça kalın.